hapishaneler hakkında bilmedikleriniz. 1. Hapishaneye gitmek için uzun yolları aşmanız gerekir. Bir yakınınızı ya da müvekkilinizi görmek için bu uzun yolu göze almalısınız. 2. Mahpuslar tekli, üçlü ve çoklu birimlerde kalırlar. Bulundukları yerde kaç kişi varsa yalnızca o kadar insanla iletişim kurabilirler. Eğer tek başına kalıyorsa sohbet edecek kimsesi yoktur. 3. Görüşçüler uzun ve ayrıntılı bir aramadan geçerler. Toka, sütyen, ayakkabı, her şey öter. Bazen sevk denk gelir, bazen disiplin cezası. Görüşçüler içeri giremeden o uzun yolu geri dönerler. 4. Ayda 4 görüş olur. 3 kapalı, 1 açık. O da mahpus disiplin cezası almazsa. Yoksa görüş başka bahara kalır. 5. Mahpuslar her istediğinde telefon edemez. Yalnızca haftada bir kez, o da 10 dakikalığına. Ve bu görüşmelerin ücreti birçoğu için külfet olacak miktardadır. 6. Mektupların ulaşması aylar alabilir. 1 ay, 5 ay, hatta hiç ulaşmayabilir. Eğer uygun bulunursa mahpusların mektupları postalanır. Değilse yok olabilir. 7. Mahpuslar koğuştan çıkamaz. Bu yüzden ihtiyaç duyulan her şey dilekçeyle talep edilir. İçme suyu için dilekçe, ped için dilekçe, şikayet etmek için dilekçe. Bazen bu dilekçeler kaybolur. Sonra o dilekçenin varlığını ispat edebilirsen. 8. Spor salonuna, futbol sahasına kim çıkıyor? Çoğu mahpus bilmiyor. Kütüphane var ama içine giremezsiniz. Kitapları yanımda biriktireyim deseniz biriktiremezsiniz. Basın yayın kısıtlıdır. Televizyon kanalları kaldırılabilir, haberler kesilebilir, radyo çekmeyebilir. Hikayesini izlediğiniz mahpusların bu videodan ne haberi var ne de bu videoya erişimi.